Herkese merhaba, ben Sümeyra Çenet. -50 santigrat derecede en fazla ne kadar dayanabilirsiniz? Bu videoda Rusya'nın Sibirya bölgesinin en kuzey taraflarında yer alan Özerksaha Cumhuriyeti'nin başkenti Yakutsk şehrindeyim. Burası dünyanın en soğuk şehri, bölgede ölçülmüş en düşük hava sıcaklığı ise -71.2 santigrat derece. Buraya indiğimde günlerce araştırmış olmama rağmen neyle karşılaşacağımı hiç bilmiyormuşum. Yakutsk'a gitmek aslında soğukla tanışmakmış. Nasıl bir yere geldik? Buz cehennemine ilk adımımı attığımda ne kadar hazırlıksız olduğumu hemen anladım. Dışarıda hava -47 derece. Dışarısı bildiğimiz dünyaya hiç benzemiyor. Şu anda indik, otele gideceğiz. Çok bambaşka bir yer burası. Sen de öksürüyor musun? Evet. Nefesim sıkışıyor. Sana bir şey değil mi? Burada hayat yok. Burada ya. Hiç hayat yok yani. Taksiciyle konuştuğumda dışarıda 15 dakikadan fazla durmanın iğne batması benzeri bir acı, uzuvlarda his kaybı, soğuk çok ısırması, acıyor. Daha sonra ise ölümle sonuçlanabileceği cevabını alıyorum. Hiç hissetmiyorum. Bizi uyarıyor. Burada bir saat nasıl yürüyeceğim? Ama en azından ilk gece 2-3 dakika dışarı göz atabilirdim. Az önce otele geldik. Daha ilk gün biliyorum ama hemen dışarıdaki havayla yüzleşmek istiyorum. Şehri merak ediyorum. Ufak bir keşif yapmak istiyorum. O yüzden hazırlandım. En üstte bir tane pantolon var. İçinde de 3 tane içlik var. Ayağımda kas tüyünden oluşmuş bir bot. Altında da 3 tane çorap var. Bunlardan bir tanesi bayağı kalın bir çorap. Üstümde ise 550 kas tüyünden oluşan bir mont. İçinde 2 tane polar var. Onun içinde de 2 tane kazak var. Ayrıca bir tane de içlik var. Kafamda bir tane vere. Üstünde de bu var. Ayrıca da montumun şapkası var. Kas tüyünden eldivenlerim var ve şu anda hazırım. Hadi gidip dışarıya çıkalım. Burada gördüğünüz gibi ilk kapı var. Daha sonra arkadan bir kapı daha var. Bunlar çapraz şekilde konumlanmış. Bunun sebebi de dışarıdaki soğuk havanın içeri girmesini tamamen engellemeye çalışmak. O yüzden zıt şekilde konumlandırılmış. Bu arada dışarıda ağzınızdan hava aldığınız zaman direkt ciğerleriniz alışkın olmadığı için öksürmeye başlıyorsunuz. Nefes darlığı çekiyorsunuz. Gördüğünüz gibi merdivenler hep kalıyla kaplı. İnsanlar merdivenlerden kayıp düşmesinler diye. Çünkü buralar hep buz tutmuş ve çok kayganlar. Bütün apartmanların girişlerinde böyle halılar var. Hatta bazen yollarda da var. Ben şimdiden üşümeye başladım. İlginç gelecek ama burada 300 binin üzerinde insan yaşamakta. Şuralara baksana. Hepsi karlarla kaplanmış. Elektrik tellerini. Gördüğünüz gibi burada merdivenlerde de kapalılar var. Ayrıca şuradaki klimalara baksana. Üstü buzda kaplanmış. Tamamen. Mira. Senin üstün de buzla kaplanmış. Hadi ya. Kirpiklerin mi? Üstünde buz var. Evet. Saçların da beyazlamaya başlamış. Bir 10 dakika daha dursak tamamen kaplanacak galiba. Evet, sertleşmeye başlamış. Otele gidelim mi artık? Çok soğuk olmaya başladı. Dikkat ederseniz arabanın içinde hiç kimse yok. Ama araba çalışır vaziyette. Buradan çıkıyor. Bunun sebebi arabalar dışarıda 20 dakikadan fazla kapalı kaldığında donmaya başlıyor ve havalar ısınana kadar tekrardan çalışır vaziyete gelemiyor. 3 dakikada işte bu haldeyim. Peki ya -50 santigrat derecede 1 saat dünyanın en soğuk şehrini görelim. Gün yeni doğdu. Saat 9 civarında doğuyor. Dün giydiklerimin üstüne ek olarak 3 tane daha kazak giydim. Bir tane daha içlik giydim. Bir çorap daha giydim. Üstünde 5 tane mi kazak var? 5 tane kazak var. Zaten hareketlerimizden ve şişliğimizden anlayabilirsiniz ne kadar dolu içi. Nasıl soğuğu hissediyor musun? Buna kıyasla. En çok bacaklarımda hissediyorum. Sen? Bacaklarımda biraz hissetmeye başladım. Mesela senin daha yeni çıktık ama oradan saçların çıkmış. Onlar donmuş. Ya biz bu kadar kalın giyindik ama buradaki insanlar genellikle gerçek kürkler giyiyorlar. O yüzden daha sıcak kalabiliyorlar. Şimdi yürüyüş yapacağız. Buradan balıkçı pazarına doğru yürüyeceğiz. Ne kadar dayanabileceğiz onu göreceğiz.
burada sokaktaki heykeller genelde buzlardan oluşuyor. Hava soğuk olduğu için insanlar genelde buzdan heykeller yapıyorlar. İnsanlar kayıp düşmesin diye süpürgelerle karları temizliyorlar. Saat başı kaldırımlarda oluşan buzlar işte böyle kırılıyor. Şu an burada zaman Türkiye'den 6 saat ileride. Japonya ile aynı buradaki saat dilimi. Burada arabanın üstünde bir kılıf görüyorsunuz. Bu arabanın sıcak kalmasını sağlıyor. Şuradan da egzozunu çıkartmışlar. Bu kadar soğuğu düşünmüşken insanlar burada nasıl ısınıyor diyebilirsiniz. Her mahallede doğalgaz yakın merkezleri bulunuyor. Ve şurada gördüğünüz borularla sıcak su apartmanlara dağılıyor. Bu yüzden de doğalgaz faturaları sandığınız kadar fazla gelmiyor. Aylık 150 TL civarında tutuyor. Ayrıca bu sıcak su borularını yerin üstüne yapmalarının sebebi ise yerin altının tamamen buz olması. Bir köprünün üstünden yürüyoruz. Aşağısı nehir tamamen buz tutmuş. Hatta üstü metrelerce karla kaplı. Şurası bir okul. Pencerelerden ışıkların geldiğini görüyorsunuz. Hava şu anda -45 derece ve okullar hala açık. Çocuklar okula gidiyorlar. Türkiye'de 0 derecenin altına birkaç derece düştüğünde sıcaklıklar. Tatil edilirken burada hava -50 derecenin altına düşmediği sürece okullar hep açık. Yukarıda bir figür yapmışlar. Sırtında okul çantası olan bir çocuk. Burada da gördüğünüz gibi yukarıdan bir sıcak su dolusu geçiyor. Burada buzlardan sarkık oluşmuş adeta. Yüzündeki buzlara bir bakalım. Buralarında buz tutmaya başlamış. Hadi ya. Evet. Bunlar büyük ihtimalle elektrik kablolarını taşıyor. Buraya zaten tehlike işareti yapmışlar. Sümeyra, bak şu ileride banka var galiba. Oraya girelim. Biraz dinlenelim, ısınalım. İnsanlar burada dışarıda bir yerden bir yere gittiğinde ya bankalara ya da alışveriş merkezlerine giriyorlar. Biraz ısınıyorlar, sonra yollarına devam ediyorlar. Nasıl hissediyorsun? Bacaklarım çok acıyor. Böyle bir şeyler batıyor sürekli. Soğuk ısırması gibi. Isındığımı da hissedemiyorum şu anda, sen? Ben de. Şurada binalar arasında sıcak suyun nasıl taşındığını daha rahat görebiliriz. Şu binadan çıkıyor, dolaşıyor bir diğer binaya gidiyor. Burada attığımız her adıma dikkat ediyoruz. Trafik ışıklarına son derece önem veriyorlar. Çünkü en ufak bir dikkatsizlik büyük bir kazayla sonuçlanabilir. Göz gözü görmüyor sistem. Burada market gibi bir yer var. Girip biraz ısınalım mı? Olur. Bu arada şurada gördüğünüz gibi binaları inşa ederken ilk önce sütunları inşa ediyorlar. Üstüne de binayı yapmaya başlıyorlar. Bunun sebebi yerin tamamen donması. Binaları bu şekilde inşa etmekten başka çareleri yok. Minus 15 bu var geta. Minus 15. Minus 55. Huh. Yeah. Празник был. Amazing. İleride karşımıza banka çıktığında girelim. Benim ayaklarım da acımaya başladı. Bir dakika, bir bakayım sana. Senin burnun yanmaya başlamış sanki. Kızarmış bayağı. Soğuk yanması yaşamaya başladı. Bence hemen bir yer bulmalıyız. Bu arada buradaki havanın ne kadar kuru olduğunu anlayabilmeniz için kuparlara bakabilirsiniz. Toz gibi. Bizim bildiğimiz karlara hiç benzemiyor. Şu bina ne acaba ya? Girebilir miyiz? Canım çok acıyor. Dikkatliyim. Burası kapalı olduğu için halı da koymamışlar. Tarihte getirin. İnsanlar çıkıp giriyor oraya. Burada kalifer oldu. Onun dibine geçtim ama. Çok canım yanıyor. Gerçekten şu ana kadar hiç bu kadar üşümemiştim. Bacaklarıma, ellerime bir şeyler batıyor, bir şeyler ısırıyor gibi oluyor ve kısa zamanda geçmeyecek gibi hissediyorum. 20 dakikalık yolu 40 dakikadır yürüyoruz. Hala hedefimize ulaşamadık. Hem bir yandan video çekiyoruz hem de soğuk zaten daha yavaş hareket etmemizi sağlıyor. O yüzden çok yorulduk. Burada da gördüğünüz gibi 3 tane kapı var. Bu
saat olduğu için parkta çocuk yok. Ama eminim okul saati olmasa parkta çocukları göreceğiz. -47 derecede bir parkta salıncağın üstündeyim. Dışarıda hava -47 derece. Bir dakika. Parmaklarımı hissetmiyorum. Basamıyorum. Burada Antarktika'daki hava durumunu görebiliyorsunuz. -28 derece. Oymyakon -42 derece. Bu arada Oymyakon Yakutsk bölgesine bağlı. Dünya üzerinde en düşük sıcaklığın ölçüldüğü yerleşim yeri. O zaman hava sıcaklığı -71.2 derece ölçülmüş. Guinness Dünya Rekorlar kitabına girmiş. Fakat şu an Yakutsk'taki sıcaklık oradan daha düşük. Bunu artık koyuyorum parmağımı. Hiç hissetmiyorum. Ah, çok canım yanıyor. Ah, hemen bir yere girmemiz gerekiyor. Hatta kahve falan içelim. Abi benim o kadar canım yanıyor ki anlatamam. Acilen bir yere girmemiz gerekiyor. Hadi gel bir kafe bulalım. Telefonla bir yerde kafe mi arasın? Acaba kafe mi? Nerede gördün? Çok mu uzak? Hiç iyi değilim. Burada bir yer yok ya. Çok kötü hissediyorum. Bacaklarım uyuştu iyice. Ne oldu senin parmağına? Çok acıyor. Hiç hissetmiyorum. Çok mu kötü? Gerçekten hiç hissetmiyorum. Çok acıyor. Az önce çok fazla dışarıda kaldık ve hani ellerim tekrardan beyazlaşmaya başladı ve aynı elim oldu. O yüzden çok fazla acı hissediyorum. Çok acıyor. Göster elini. Şimdi rengi biraz düzelmeye başladı ama çok acıyor. Nasıl hissediyorsun? Kötü hissediyorum. Ellerim o kadar acıyor ki. Ellerimi en son hissetmiyordum. Gerçekten çok canım yanıyordu. Parkta hatta size hava durumunu gösterdiğimde böyle telefona basarken basamadığımı hissettim. Hani dokunuyorum ama hani işlemiyordu telefona. Burada tanıştığım Maria bana bunun bir soğuk ısırması ve reyna hastalığının semptomları olduğunu söyledi ve ekledi. Eğer dışarıda 10 dakika daha kalsaymışım parmaklarımı tamamen kaybedebilirmişim. Ve artık 0 derece gibi çok soğuk olmayan bir havaya bile çıktığımda bugün yanan parmaklarım bir acı hissedecek. Yani Yakutsk bana hayatım boyunca benimle birlikte olacak bir doku hasarı bıraktı. Soğuk sanılanın aksine aynı ateş gibiymiş. Burada yürümek bir süre sonra ateşlerin üstünde yürümekten farksızmış. Beyazlayan parmaklarımda ilk his kaybı oluştu. Daha sonra yandı ve hiç olmadığı kadar şişti. Bir hafta sonra ise parmaklarım soyulmaya başladı. Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta bir saat yürüdüm ve burayı biraz anlattım. Ama bunlar daha başlangıçtı. Burası nasıl bir yer? Soğuk hayatı nasıl donduruyor? İnsanlar neden burada yaşıyor? Kim bu insanlar? Yakutlar ve biz Türkler aynı ortak atadan geliyoruz. Onlar da Türk halkı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tüm bu soruların cevapları ve fazlası bir sonraki yeni videomda. Bu videoda ayrıca buz devri hayvanı olan mamutların kalıntılarını ve buzlarla kaplı bir köye giderek oradaki günlük hayatı da çektim. Yeni videomu kaçırmamak için mutlaka kırmızı okla gösterilen yerden YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Böylelikle yüklediğimde size bildirim gidecektir. Bir hafta sonra 27 Şubat Cumartesi günü başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz görüntülerle yeni videom yayınlanacaktır. Hoşça kalın. Ben Sümeyra Çenet.